Bir film, üç kitap programından hepinize iyi günler sevgili seyirciler. Ben Coşkun Faik Kavala. Bugün sizlere Er ist wieder da, O Geri Döndü filminden biraz bahsedeceğim. Bu film Hitler'in Almanya'ya hayali, muhayyel geri dönüşü ele alıyor. 2011 yılında yazılan, O Geri Türkçe'ye çevrilen O Geri Döndü ismindeki romanın film versiyonu bu. Şimdi genel olarak film, bir düşünelim, tarihteki bir figür. Mesela bu Napolyon olabilir, Fatih Sultan Mehmet olabilir, Atatürk olabilir, Lenin olabilir, herhangi birisi olabilir. Bir anda geri dönse, yani kendi topraklarına bir zaman makinesi gibi, ışınlanma gibi bir yöntemle geri dönse ve farklı bir çağ görse neler hissederdi, neler gördü? Bu zaten hep düşünülmüştür. Hep fantastik romanlarda konu edilmiştir. Ama burada bir gönderme var aslında. Adolf Hitler bilindiği gibi 30 Nisan 1945 günü, yani bundan 75 yıl önce intihar ederek Führerbunker'de, yeraltı sığınağında Berlin'de yaşamına son veriyor sevgilisi ve eşi Eva Braun'la beraber. Çünkü Sovyet ordusu, Kızıl Ordusu Berlin'i ele geçiriyor. Orada intihar ederek yaşamına son verdiği biliniyor. Ama Ruslar aslında cesedine, Adolf Hitler'in cesedine hiçbir zaman ulaşamadılar, onu bulamadılar. Bir benzeri, Hitler'e benzeyen, onun dublörü olduğu tahmin edilen bir kişinin cesedi bulundu. Tahmin edilen ve verilen emir, daha başka Untergang filminde de yer alındı, tarih kitaplarında da olan şekliyle SS birliklerinin, Führer'in bedenini benzin döküp yaktıkları, o yüzden ortadan tamamen kaldırdıkları. Dolayısıyla cesede bulunmamış, ulaşılmamış olması çok uzun zamandır. Acaba Naziler bilimde çok üstün oldukları için, gelişmiş oldukları için, efendim, ilk balistik füzeyi icat ediyorlar biliyorsunuz, V2 vesaire. Dolayısıyla acaba ışınlanma teknolojisini mi, biliyorsunuz savaş öncesinde, İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya fizikte dünya lideri olan bir ülke. O yüzden de acaba ışınlanmayı mı buldu Naziler diye fantastik bir takım yorumlara sebep olmuştur. Veya efendim başka bir kimlikte ülkeden mi kaçtı? Bu şekilde kaçıp Arjantin'e veya Brezilya'ya yerleşen Nazilerin olduğunu biliyoruz. Bir tanesi Adolf Eichmann, daha sonra yakalanıyor biliyorsunuz. Şimdi birinci gönderme bu. Yani acaba Hitler gerçekten 30 Nisan 1945'te öldü mü, yoksa yaşamaya mı devam etti bir şekilde, hatta zaman makinesiyle mi ışınlandı? Bu hep konuşulmuştur. Bu konuda şey var. Şimdi ikinci, bir takım filmin içinde göndermeler var. Çok fazla içerinden bahsetmek istemiyorum, eğer tabi izlemediyseniz. Ama genel olarak Hitler bugünkü modern dünyaya geri dönüyor. Filmde 2014 yılına geri dönüyor. Önce şaşırıyor tabi etrafında gördüklerine. Film zaten bir komedi filmi olarak başlıyor. Gayet komik, şaka. Yani çevresindeki insanlar onun bir sanatçı olduğunu zannediyorlar. Hatta bir film çekildiğini zannedenler var. Ama bu gerçekten Hitler. Ve çok iyi rol yaptığını düşünüyorlar. Zaten komik yanı o. Hitler film boyunca aslında hiç rol yapmıyor. Hiçbir şekilde bir rol yapması söz konusu değil. Kendisi. Ama insanlar ne kadar Hitler'e benziyor diye şaşırıyorlar. Şimdi burada televizyoncular keşfediyor bunu. Fabian Zawaski adında, çok da önemli bir konumda olmayan, MyTV televizyon stüdyolarında işte çalışan bir delikanlı bunu keşfediyor, buluyor. Hikaye iki ayrı bölümde akıyor. Bir Hitler'in kendini bulması, bir de televizyon kanalında bir rekabet. Bir hanımefendi, Katya Bellini adında ve diğeri de bir Zenzenbirik adında bir bey. Bunların ikisi de genel direktör olmak istiyorlar kanalda. Ve kendi aralarında bir mücadele var, bir yarış var. Ve bu neticede de Hitler'in bu kanala gelmesi ve ortaya çıkması, bunu kullanmak istiyorlar. Yani Zenzenbirik, Katya Bellini direktör, efendim, kanalın direktörü Zenzenbirik. Hitler Almanya'da yasak olduğu için, Hitler konusu yasak, kavgam kitabı yasak biliyorsunuz. Çok övgü dolu bahsedilmiyor Hitler'den uzun yıllardır. Çok doğal sebeplerden dolayı. Dolayısıyla bir Hitler programı yapılsın ki bir kriz çıksın. Efendim, Katya Bellini o konumundan
istifa etmek zorunda kalsın diye uğraşıyor. Ama tam tersine Hitler'in programları halkın hoşuna gidiyor. Bir yarışmayı görüyorsunuz. Gerçekten Hitler'in yükselmesi olayında da buna benzer bir olay gerçekleşiyor. 1933 yılına Almanya'da tarihinde baktığımız zaman iki tane büyük politikacı, Franz von Papen başbakan ve Schreiher eski bir general ama yine Alman politikasında daha sonra şanslı başbakan oluyor. Bunların arasındaki şahsi rekabet dolayısıyla Hitler yükselebilmiş durumda. Filmin içinde beni halk seçti, halk seçti diyor Hitler. Ancak Hitler Almanya'da birinci Nazi Partisi birinci parti haline geliyor. Özellikle 1929 dünya krizi sonrasında Nazi Partisi'nin söylemleri halkın ilk kez 1930'lu yıllarda hoşuna gitmeye başlıyor. Versay Anlaşması'nın intikamını alacağız. Efendim bizim onurumuzu çiğnediler. Almanların yaşadığı ve Almanya dışında kalmış olan bütün toprakları geri alacağız. Avusturya olsun, işte Sudetenland denilen Çekoslovakya'nın Alman bölgesi olsun, Danzig denilen Polonya'ya verilmiş olan şehir olsun. Dolayısıyla bu söylemler halkın hoşuna gidiyor ama Nazi Partisi Reichstag'da yani mecliste çoğunluğu sağlayabilen bir parti değil. Onun iktidara getirebilmesini sağlayan bir hükümet krizi var. Diğer partilerin liderleri arasındaki kriz. Ve bir anlamda resmen davet ediliyor Hitler başbakan olmaya. Ve biz bu adamı zaten muhafazakar politikacılar, Franz von Papen mesela, biz bu Hitler'i zaten kontrol ederiz çok da rahat, onu yönlendiririz diye düşünüyorlar, öyle zannediyorlar. Daha sonra Hitler kendi bildiğini okuyor ve bir an diktatör oluyor biliyorsunuz ve savaş başlatıyor, soykırım cinayetleri işliyor vesaire. Şimdi burada da filmde de Hitler kullanılmak isteniyor. Gerçek hayatta da böyle oldu. Yani gerçek tarihte de Hitler ya biz bu adam çok iyi konuşuyor, iyi bir hitabeti var, halkı etkiliyor. Biz bunu başbakan yapalım, biz de onunla beraber iktidarda oluruz diye düşünenler bir süre sonra tasfiye oldu gerçek tarihte. Bu filme baktığınız zaman da Hitler'i kullanıyoruz diye kullanmak isteyenleri aslında Hitler kendisini daha ön plana çıkarmak için, göz önüne alabilmek için kullanıyor. Yani televizyonu kullanıyor, YouTube tam meşhur oluyor vesaire. Tabii bir anlamda gırgır bir olayı da var. Parodi videoları çekiliyor bir sürü vesaire ve filmin içinde bir kriz yaşanıyor. İşte köpek vurma olayı vesaire. Arkasından bir anlamda ev hapsine. Gerçekten Hitler'in hayatında bir hapis yattığı bir dönem vardır. 1923 yılında Münih'te bir darbe yapmaya Hitler kalkıyor. Nazi Partisi ileri gelenleriyle beraber. Ama bu başarısız oluyor ve hapsediliyor Münih'te. Hapisteyken de bir kitap yazıyor. İşte o kitap meşhur Kavgam. Efendim filmde de Hitler halk toplum içine çıkamayacak kadar rezil oluyor filmde. Arkasından da işte Zavatski'nin evine sığınmak zorunda kalıyor. Evde o geri döndü kitabını yazıyor. Ve sürekli bir işte kendi gücünü arttırma çabasını görüyoruz. Mesela filmin sonlarına doğru kendine sadık bir ordu yetiştirmeye başlıyor. Gençleri alıyor efendim. Bunun da tarihteki yansıması gerçek olayı SA'dir. Sturmabteilung denilen birlikleri kurup onların sayesinde yani bir mafya şebekesi bir anlamda sayesinde Hitler iktidara gelebilmiştir. Bunların sayısı Alman ordusunun mevcudu Versay Anlaşması nedeniyle 100 bin iken Sturmabteilung denilen Hitler'e sadık birliklerin nüfusu 3 milyonu geçiyor o dönemde. Hitler de filmin içindeki Hitler de bir anlamda kendi ordusunu kurup kendi gençleri bir anlamda askeri olarak yetiştirip onlar filmin sonuna doğru gerçek yüzünü göstermeye başlıyor. Zaten sonda bir Yahudi vatandaşın efendim evine gidiyorlar ve o Yahudi kadın, yaşlı kadın soykırım günlerini hatırlıyor ve her şey o günlerde de şaka gibi başlamıştı. Kimse olacakları ihtimal vermiyordu diyor. Yani bu bir şaka değil, bunun gülünecek bir tarafı yok. Hitler gerçekten çok tehlikeli olabilir. Hitler ideolojisi çok tehlikeli. Ve bunu zaten Zavatski çok fark ediyor ama fark ettiği zaman çok geç. Bu da gerçek günleri bir gönderme. Alman halkı da, onu seçenler ve etrafındaki muhafazakarlar da gerçek tarihte de Hitler'in sözlerini dinliyorlar ama ya bu herhalde söylediklerini yapamaz diye tahmin ediyorlar. Ama söylediği, yazdığı, Kavgam'da yazdığı her şeyi, bütün cinayetleri tek tek işliyor ve bir savaşa sebep oluyor. Evet, bu filmin göndermeleri bunlardı ağırlıklı olarak.
kitap tavsiyesi bu konuyla ilgili. Üç tane kitap tavsiye edebilirim. Biri gerçekten o günlerde yani 1920 ve 30'lu yılların Almanya'sında demokrasi zaman içinde nasıl ölmüş? Demokrasinin Ölümü kitabında Benjamin Carter Head çok güzel bir şekilde anlatmış. Diğer yine önerebileceğim iki kitap. O günleri yaşayan, yani 1920'li 30'lu yılların Almanya'sında yaşayan, o günleri gören Sebastian Hafner'dan Bir Alman Hikayesi, Hatırladıklarım ve Hitler Üzerine Notlar. Bu iki kitapta da o günlerde yaşayan bir Alman'ın gözlerinden çok da akıcı bir şekilde 1920-30'lu yıllarda Almanya gibi gelişmiş, kalkınmış bir ülkede demokratik sistem nasıl çöküyor ve Hitler gibi psikolojik sorunları olan ve çok kötü emelleri olan ve bunları da kalkan gibi kitaplarda yazan birinin nasıl iktidara geldiğini okuyabiliyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize iyi günler dilerim.